Viața multor oameni stă sub semnul întrebării zi de zi. Uneori este vorba despre lipsa accesului la tehnologii performante, alteori lipsește îndrumarea pentru a găsi soluții reale într-un mod simplu și rapid. Sunt Eva Pavel, consilier medical internațional și zi de zi lupt pentru ca pacienții din România să primească cele mai bune tratamente, cele mai noi metode de investigații și cele mai performante servicii medicale în cadrul centrelor de excelență din străinătate. În acest sezon al emisiunii veți afla informații noi din domeniul medical, veți înțelege cât de ușor este să accesezi serviciile medicale ale spitalelor din străinătate și veți descoperi poveștile de viață ale pacienților care au luptat cu boala. Rămâneți cu noi! Începe Apel la Consilier! Dieta bogată în sare, alimentele procesate, tutunul sau alcoolul sunt doar câțiva factori ce favorizează apariția cancerului gastric. Cum îl putem depista la timp sau cât a evoluat tehnologia în gastroenterologie, aflăm în câteva momente. Bună ziua, domnul doctor! Pentru început aș vrea să vorbim telespectatorilor despre tumorile gastrice. Cum se formează ele și unde se localizează? Merhaba. Mide kanserleri dünyada özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha sık gözüken 5. sıklıktaki kanser türü içerisindedir. Ama mide kanserlerinin en önemli özelliği görüldüğü andan itibaren çok hızlıca seyir göstermesidir. Bu nedenle de kanserden ölüm sebepleri içerisinde daha ön sıralarda 3. sırada yer almaktadır. Care sunt cele mai frecvente simptome care pot trage un semnal de alarmă? Mide kanserlerindeki şikayetler çok geniş bir spektruma dağılabilir ama bizim için uyarıcı olması gereken şikayetler başlıca bulantı, kusma, karın ağrısı, özellikle bu bölgede yaşanan karın ağrısı, ağızdan kan gelmesi, beklenmeyen kilo kayıplarının oluşması ya da laboratuvar testlerinde bazen saptanan kansızlık, kan düzeylerinin düşmüş olması, yine boyun bölgesinde lenf bezlerine büyüme, koltuk altı bölgesinde lenf bezlerine büyüme olması mide kanserlerinin bulguları olabilir. Cum ar putea fi descoperit acest tip de cancer într-un stadiu incipient? Erken evre kanserleri eğer hastanın herhangi bir şikayeti varsa biraz önce bahsetmiş oldum. Şikayet nedeni yaptığımız endoskopik taramalar sırasında erken evre bulguları görebiliyoruz. Erken evre kanseri biraz belki tanımlamak gerekir. Midedeki erken evre kanser tanıyı koyabilmemiz için çok iyi düzeyde endoskopi yapmak gerekiyor. Yüksek çözünürlüklü endoskopları kullanmak gerekiyor. Ve bazen de özel bazı boyama yöntemleri. Bu bazen endoskopla yapılan boyama yöntemleri oluyor. Buna ek olarak da bazen de özel boyalar kullanarak bazı boyama yöntemlerini kullanıyoruz. Bunlar endoskopi sırasında yapmış olduğumuz işlemler ve bize çok erken aşamadaki, daha bazen kanser gelişmeden displazi dediğimiz aşamadaki mide kanserlerini saptamamızı sağlıyor. Dolayısıyla endoskopik değerlendirme bu konuda çok çok önemli bir yer alıyor. În cazul în care diagnosticul este confirmat, care este protocolul pe care ar trebui să-l urmeze un pacient? Mide kanserlerinin hangi aşamada yakaladığımız çok çok önemli. Eğer erken evrede bir mide kanserini yakalar isek o zaman ameliyata gerek kalmadan bazı endoskopik tedavi yöntemleri uygulayabiliyoruz. Bunlardan kısaca bahsedebilirim. Endoskopik mukozal rezeksiyon, endoskopik submukozal diseksiyon denen bazı endoskopik tedavi yöntemleri var. Bunun için ama öncelikli şartımız bizim mide kanserini
iyi bir endoskopi yapıp erken evrede yakalamış olmamız gerekiyor. Ya da mide kanserinin hemen öncesindeki aşamada yakalamamız gerekiyor. Bunu yakaladıktan sonra ameliyatsız bir şekilde endoskopik olarak hastaları tedavi edebiliyoruz. Ama ileri aşamada bir mide kanseri yakalayacak olursak, o zaman lenf bezlerinin sıçrama riski, dağılma riski yüksek olduğu için mide kanserlerinde ameliyat, bazen de kemoterapi seçenekleri devreye giriyor. Ama çok ileri aşamada yakaladıysak da öncelikli olarak kemoterapi, daha sonrasında ameliyat seçenekleri işin içerisine dahil edilebilir. Când vorbim despre tehnologie, ce aparatură medicală vă este de cel mai mare ajutor pentru a trata sau a investiga pacienții? Öncelikli şartın iyi bir endoskopi yapmak. İyi bir endoskopi yapabilmek için de iyi bir endoskopi cihazının ve bu konuda eğitimli doktorun ve personelin olmuş olması gerekiyor. Artık yüksek çözünürlüklü endoskopları kullanıyoruz. Ama yüksek çözünürlüklü endoskoplar da erken aşamadaki mide kanserini yakalamak için yetmeyebiliyor. Bunun için de bazı kromoendoskopi dediğimiz yöntemleri kullanıyoruz. Kromoendoskopi endoskopların bir özelliği olabiliyor. Bazen endoskopun bir düğmesine basarak biz ışık dalga boylarını değiştirerek erken aşamadaki mide kanserlerini daha görünür hale getirebiliyoruz. Kromoendoskopinin, endoskopla yapılan kromoendoskopinin yetersiz kaldığı durumlarda ise o zaman metre mavisi, indigo karmin denen bazı özel tıbbi boyalar ile mide kanserini görünür hale getirebiliyoruz. En önemli gelişmelerden bir tanesi bu. Diğer bir gelişme de artık endoskoplarda büyüterek bakabiliyoruz. Endoskoplarla 30 kat, 40 kat, hatta 135 kat kata kadar büyüterek şüphelendiğimiz dokuyu bize inceleme fırsatı sağlıyor. Puteți să ne vorbiți puțin despre cum va arăta viața pacientului postoperatorie? Ce are voie să facă, ce nu are voie să facă? Öncelikle amacımız organı korumak. Organı koruyabilmemiz için de mide kanserlerini erken aşamada yakalamamız gerekiyor. Eğer erken aşamada tarama programlarına dahil olan bir hastayı erken aşamada yakaladıysak ve biz buna bir endoskopik tedavi yöntemi uyguladıysak, ESD denilen bir yöntem uyguladıysak, o zaman bu hastalarda yaşam sonrası, işlem sonrası, endoskopik işlem sonrası yaşamlarında çok ciddi oranda değişiklikler olmuyor. Belli takip programlarına giriyorlar. Çıkan patoloji sonuçlarına göre belli zamanlarda hastaları tekrar endoskopik olarak değerlendirme yapıyoruz. Primer amacımız dediğim gibi organı korumak. Ama organı koruyamadıysak, daha ileri aşamada bir mide kanserini saptadıysak, o zaman bazen midenin bir kısmı, bazen de midenin tamamını almak gerekebiliyor. Bunlar da tabii ki kanserden kurtulma için yapılması gereken zaruri şeylerin başında gelebilir. Ancak organı kaybettiğimiz andan itibaren alınan midenin yerine ince bağırsaklar getirilip o bölgeye monte edilmeye çalışıyor. Bununla getirmiş olduğu sıkıntılar olabiliyor. Ama bu hiçbir zaman mide kanserini biz organı almadan tedavi edelim anlamına gelmiyor. Eğer kemoterapi sürecinin içerisine girecek olursa tabii kemoterapiye bağlı bazı yan etkiler gelişebiliyor. Ama yan etkiler nedeniyle mide kanserinde ben tedavi almayacağım ya da ameliyat olmayacağım diye bir seçeneğimizin olmaması gerekiyor. La final, aș vrea să-mi spuneți care este cel mai nociv element din viața unui om, astfel încât să evităm cât mai mult întâlnirea cu un gastroenterolog. Sigarayı keselim mutlaka, alkol kullanımını mutlaka azaltalım ve en önemlisi obeziteden kaçınalım. Obezitede hem mide kanserleri, hem kalın bağırsak kanseri, hem de diğer birçok kanseri artmasına sebep oluyor. Bol yeşillik, bol sebze ve bol meyve ile beslenmek mide kanserine karşı koruyucu olabilir. Călătoria într-o altă țară se efectuează numai în baza regulilor de călătorie impuse de către țara respectivă. Teste PCR, documente care atestă întregul traseu parcurs de către pacient în țara respectivă, sunt extrem de importante, iar omiterea unui singur document poate transforma această călătorie într-un amalgam de nervi și de timp pierdut. Consilierul medical va ajuta pacientul să aibă toate documentele pregătite chiar înainte de plecarea lui în țara respectivă, iar pacientul trebuie să se focuseze doar pe problema lui de sănătate.
Durerea este o senzație cu care ne întâlnim inevitabil de-a lungul vieții. În spitalele din străinătate există specialiști și servicii de ultimă oră ce vin în ajutorul pacienților pentru gestionarea durerii după o intervenție chirurgicală. Bună ziua, doamna doctor! Pentru telespectatori, această arie reprezintă o noutate. Aș vrea să ne spuneți mai exact cu ce se ocupă departamentul pe care dumneavoastră îl reprezentați. Aslında biz argoloz, yani ağrı uzmanıyız. Öncelikle ağrı uzmanı nasıl yetişiyor onu anlatayım. Üç ana daldan ağrı uzmanı olabiliyorsunuz. Anestezi kökenli olabilirsiniz. Bizim ülkemizde nöroloji kökenli olabilirsiniz. Fizik tedavi kökenli olursunuz. Bu ana dalları bitirdikten sonra 2 yıl özel bir eğitimden geçiyorsunuz. Ondan sonra ağrı uzmanı oluyorsunuz. Şimdi bize hangi hastalar başvuruyor? Bir kere ağrılı hastalar. Şimdi ağrı ne demek? Vücudun herhangi bir bölgesinde hissedilecek. Altında her zaman bir organik neden olmayabilir. Bazen vücutta hiçbir bozukluk olmadan da hastalar ağrı hissedebiliyor. Ve bu yaşanan ağrı duyusu geçmişteki deneyimlerle çok şekilleniyor. Yani hem bir duyu, yani bir iletilen bir duyu ama aynı zamanda ağrının duygusu da var. O yüzden çok önemlidir. Yani hem sensöryel hem emosyonel komponenti olan ve 5. vital bulgu olarak söylediğimiz çok önemli bir aslında yaşantı ağrı. İlk anda çok önemli, bizi hasardan koruyor. Diyelim elimizi duvara vurduk, elimiz acıdı ve çektik. Biz bilinçli olduğumuz için bir daha elimizi duvara vurmuyoruz ve dolayısıyla tekrar ağrımasını engellemiş oluyoruz. Bu ilk etap önemli. Biz buna organik ağrı diyoruz. Ama eğer vurmaya devam edersek ya da o ağrıya neden olan vücuttaki hasar devam ederse, ki bu ortalama 2 veya 3 ay, bazen de 6 aya kadar uzayabiliyor, devam ederse o zaman artık biz kronik ağrıdan bahsediyoruz. Yani bir ağrının, evet, kronik ağrı dememiz için en az 2, ortalama 6 ay gibi bir süre geçmesi gerekiyor. Şimdi bunları eğer baştan aşağıya sıralarsak en çok hangi hastalar bize başvuruyor? Şimdi diyelim ki uzun süren baş ağrıyan hastalar, yine uzun süreli boyun ağrısı olan hastalar, uzun süreli kol ağrısı olan hastalar, omuz ağrısı olan hastalar, sırt ağrısı, bel ağrısı, diz ağrısı, işte yüz ağrısı, yani vücudun herhangi bir bölgesinden, dediğim gibi gerçek bir altta yatan bir bozukluğa bağlı devam eden ağrı olabilir ya da altında hiçbir neden olmadan da hasta uzun süreli ağrı yaşayabilir. Bu hastalar ilgili branşlara gittikten sonra alttaki alttaki bozukluk nedeni çözülmesine rağmen ağrısı devam ediyorsa direkt bize başvuracaklar. După cât timp un pacient ar trebui să apeleze la un specialist dacă durerea nu dispare? Şimdi bir kere bizde hastayı bir kere görürsün, ondan sonra işi biter diye bir şey yok. Çünkü zaten en az 6 aydır ağrı çeken, hatta 10 yıldır ağrı çeken hastalar olduğu için bu ağrıları hemen yok etmek çok mümkün değil. Kimi zaman ilaçlarla, kimi zaman da iğneler yaparak hastanın ağrısını geçiriyoruz. Mutlaka hasta ister ilaç tedavisi alsın, isterse iğne tedavisi alsın, en az 6 ay aylık kontrollerde mutlaka takip ediyoruz hastayı. Ce este de fapt durerea cronică? Altta yatan bir neden olabilir ya da olmayabilir ama eğer bir kişi vücudunun herhangi bir bölgesindeki bir ağrıdan en az 2 ay, ortalama 6 aydır yakınıyorsa ve devam ediyorsa ona biz artık kronik ağrı diyoruz. Care sunt simptomele comune ale acesteia? Şimdi tabii bölgeye göre çok değişiyor. Ama hangi bölge olursa olsun, diyelim ki baş ağrısı, diyelim ki sırt ağrısı, diyelim ki bel ağrısı, hangi bölge olursa olsun 6 aydır yakınan bir hasta bu ağrıdan belli bir süre sonra artık yaşam kalitesi bozuluyor. Bize daha çok o nedenle geliyorlar. Depresyona giriyorlar. Yaşam kaliteleri çok ciddi anlamda bozuluyor. Ve bir şekilde kurtulmak için çare arıyor. O yüzden hani ağrıyı mümkün olduğu kadar çok kronikleştirmeden önlemek aslında bizim en büyük hedefimiz.
Çok kauzel de fakt. Birçok vücutta bölge var. İşte mesela başlayalım. İşte baş ağrısı. Yani ortalama eğer bir kişi işte bir aylık periyot içinde en az iki defa ciddi baş ağrısı atağı geçiriyorsa artık o kronik baş ağrısıdır ve ona mutlaka müdahale etmek gerekir. İşte diyelim ki boyun fıtığı var ama cerrahi yapılamıyor, gerek de yok cerrahi yapılmasına. Ama boynu ağrıyor, böyle mi yaşayacak? Fizik tedavi de alıyor, ağrısı da geçmiyor. Onun üzerine hasta bize başvuruyor. Biz bazı ilaçlar ve bazı iğnelerle hastayı boyun ağrısından kurtarıyoruz. Diyelim ki o kişiler ciddi anlamda boyun ağrısı çekiyorlar. Ya da işte omuzda sıkışma sendromu olan kişiler, işte ne gece yatabilirler, ne kollarını kullanabilirler, işte kıyafetlerini çıkaramazlar, diş fırçalayamazlar. Onlara da mesela yine müdahale etmek gerekiyor. İşte diyelim ki bel fıtığı olan hastalar, bel ve bazen de bacağa yayılan ağrıdan yakınırlar. Diyelim ki nevraljik bir ağrısı var, %1 sinire bağlı bir bozukluk olmuş. Orada mesela yemek yiyemezler, konuşamazlar, yine diş fırçalayamazlar. Buna böyle hani hangi bölgede bozukluk var ve ona bağlı bir uzun süreli ağrı varsa o bölgenin fonksiyonunu bozucu öncelikle, ama bu uzun süreli yaşantıya bağlı da kişinin ruhunu bozan bir yanı vardır kronik ağrının. Care sunt opțiunile de tratament? Care sunt etapele prin care trece bolnavul și cum luați dumneavoastră decizia de a administra tratamentul corespunzător? Tabii yine bölge çok önemli burada. Diyelim ki baş ağrısı var hastanın. Zaten hani bize gelene kadar da birçok nörolojiden falan geçip birçok koruyucu ilaç kullanmış oluyor hasta. Genelde bize geldiğinde daha çok böyle enjeksiyon talebin nedeniyle gelir. Ya da mesela bir nörologlar daha çok hastayı yollar bize baş ağrısı. Diyelim ki baş ağrısı. Orada şurada bir ensede mesela baş ağrısından sorumlu bir sinir var. O sinire özel bir iğne yaparız. Öyle baş ağrısını geçiririz. Dediğim gibi bölgeden bölgeye değişiyor. İşte boyun fıtığı varsa işte boyunda fıtığa neden olan o fıtığı bölgesine gidip oraya ilaç veririz. İşte omuzdaki besleyen sinire iğne yapabiliriz. Yani mutlaka aslında öncelikle bir kısa süreli bir ilaç geçmiyorsa enjeksiyon şeklinde. Ama dediğim gibi genelde bu hastalar ağrı uzmanlarına çok geç gelirler. Mesela benim ortalama gelen hastalarımın ortalama hekim sayısında 34. falan oluyorum ben. Çok dolanır kronik ağrılı hastalar. Birçok yanlış ellerde de yanlış işler yapılır. O yüzden eğer bir kişinin ağrısı işte dediğim gibi ortalama 6 aydır bir ağrıdan yakınıyorsa mutlaka yolu bir ağrı uzmanından geçmelidir. Dragii mei, săptămâna viitoare ne revedem la o nouă ediție în care vom vedea alte noutăți din spitalele din străinătate și vom înțelege cât de importantă este sănătatea noastră. Vă invit să ne scrieți în continuare pentru medicii din străinătate dacă aveți întrebări sau curiozități la adresa de mail apellaconsilier@canalde.ro. Până data viitoare, numai bine!